Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Suyun. Kanala hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ama her zamanki gibi beni ilk defa görenler için küçücük bir bilgilendirme ile başlayalım. Antalya'da yaşıyorum. Fotoğraf, video, drone çekimleri yani prodüksiyon işleri yapıyorum. Bu kısa bilgilendirmeden sonra bugünkü konumuza hızlıca geçiş yapalım. Bugünkü konumuz şu arkadaşlar. YouTube'da, Instagram'da yüksek kaliteyle video nasıl yüklenir? Evet bu konu nereden çıktı? Bunu biraz detaylandıralım. Bildiğiniz üzere YouTube'da ve Instagram'da iki bölümlük bir video serisi yayınladık. Log hakkında her şey isimli. Burada log nasıl çekilir, log nedir, renk profilleri, resim profilleri, renk gamlarından bahsetmiştik. Çok ilgi gösterdiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu videoların altına ya da YouTube'a, Instagram'a, WhatsApp'a, DM'den yazan arkadaşlar oldu. Nasıl bu kadar net bir şekilde bu platformlara videoları yükleyebiliyorsun diye. Aslında bunun reçetesi çok basit. Bugün ben size bunu göstermiş olacağım. Aslında bu anlatacağım konuya geçmeden önce şunu bilmemiz lazım. Bitrate nedir? Bir videonun bir saniyede içerdiği veri miktarı. Şimdi bu cümleden sonra aklınızda hemen hızlıca şu canlanmıştır diye düşünüyorum. Bir saniyede ne kadar çok veri varsa biz bunu görebiliyorsak bu video o kadar kalitelidir. Evet doğru. Saniyedeki bitrate değeriniz ne kadar yüksek yüksekse o videonuz o kadar kalitelidir. Şimdi YouTube, Instagram, TikTok gibi yani aslında video yüklenen bütün platformlar kendileri beyan ettikleri bazı değerler var. Bu değerler de arkadaşlar çözünürlüğe ve FPS'e göre değişiyor. Hangi bitrate'de hatta hangi ses ayarında hangi kodekte yükleyeceğinize dair bütün detaylar mevcut. Bakın hile hurda yok. Şimdi hep beraber bilgisayara geçiyoruz ve ne yaptığımızı nasıl yaptığımızı size gösteriyorum. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Google'a YouTube bitrate yazdığımda çıkan bir sayfa var. Tıkladık buna. Şunların hepsini bir açık hale getirelim. Hem hızlıca belki başka bilgiler de veririz diye düşünüyorum. Evet, sayfalarımızı açtık. Şimdi YouTube'a video yüklerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini YouTube'un sayfasından hep beraber hızlıca bir bakalım. Ses kodeğinden bahsetmiş. İşte 96 ile 48 kilo her sarısı olsun demiş. Yüksek profilde videonuzu H264 şeklinde yükleyin demiş. Kabak kodeğinde istemiş. 420 yüklemenizde fayda var demiş. Desteklediği frame rate'leri buraya hızlıca yazmış. Şimdi geldik bizi asıl ilgilendiren yerlerin en önemlisini. Bitrate değerleri. Önce şuna bakın. 8K, 2160 yani 4K, işte 2K, Full HD gibi çözünürlüklerimizi ekranda görüyorsunuz. Her çözünürlüğün yukarıda kendine ait bir frame'i var. Mesela en çok kullanılan 4K bir videonuz var ve 30 FPS çektiyseniz YouTube'a 35 ila 45 megabit saniyelik bitrate değeri yüklemeniz lazım. Full HD'ye baktığınızda ise 30 FPS için bu değer 8 megabit saniye. Yine burada 60 FPS çokça kullanılıyor. Full HD'de 12, eğer 4K yüklüyorsanız da 53 ve 68 arasında bir değer vermenizin doğru olduğunu söylüyor. Tabi bu SDR yani standart Dynamic Range. Bir de HDR video yükleyenler var. Bunu geçen videomuzda değinmiştik. HLG, HDR bunlar nedir anlatmıştım size. İzlemeyenler varsa tekrar biz buradan tavsiye etmiş olalım. Bunun haricinde ne yapıyoruz gene? HDR videolarda da diyor ki 4K yüklüyorsan 44 ile 56, Full HD yüklüyorsan 10 yeterli diyor. Aşağı indik. Bakın YouTube yüklediğiniz bütün videoları renk uzayını değiştiriyormuş. Ne yapıyormuş? BT-709 yani REÇ-709'a çeviriyor. BT-709 ile REÇ-709 aynı renk uzayı. Evet YouTube'da bu şekilde oluyor. Gelelim şimdi Instagram'a. Instagram'ın kendi sayfasına gidelim. Şimdi Instagram'a baktığınızda Instagram bir kere boyutlarını yazmış. En boy oranını yazmış. 9'a 16 ya da 191'e 1 videoları yükleyebilirsiniz çözünürlük olarak diyor. Reels videoları minimum 30 fps diyor. Bir kere Instagram'a video yüklüyorsanız 1. 30 fps bir görüntünüzün olması şart. Şimdi diğerlerine bakalım. Kapak boyutu. Reals'ınızın kapak boyutundan bahsetmiş. 420'ye 654 piksel demiş. Ve yüksek kalitede görüntü yüklemek istiyorsanız benim ayrıca bir ayarım var diyor. Hamburger menüye tıklayın. Hesap, veri kullanımı en yüksek kalitede yükle özelliğini açık konuma getirin diyor. Ek teknik detaylara girdiğimizde de Burada da kapak karşımıza çıkıyor. Ee, yüksek profil kullanmanızı istiyor. 420 renk alt örneklemesini istiyor. 96 ve 48 kHz diyor. Kapak fotoğrafı formatımızda PNG ve JPEG'miş. Evet gördüğünüz gibi Instagram'ın kendi sayfasında bitrate değeri ile ilgili özellikle bir şey belirtilmemiş. Önceden bu vardı diye hatırlıyorum. Şimdi yapay zekadan bir destek alalım. Bakalım ne diyecek? Önce Gemini'ye bakıyoruz. Gemini'ye geldik. Dedik ki Instagram real bit değeri nedir dedim. Şöyle gönderdim. Bir sürü bir şey yazmış. Önerilen ayarlar 4.6 megabit saniye diyor bitrate çözünürlük full HD kare hızı 30 formatta mp4 olsun diyor. Şimdi chat gpt'ye gelelim oraya bakalım nedir diye o da 5.5 8 arası diyor yani Gemini 4 ila 6 demişti. 5.5 ila 8 arası dedi. Bence 5-6 megabit saniye yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ve DaVinci Resolve'de bunların nasıl bitrate'ini ayarlayıp export aldığımı, bu kaliteye nasıl ulaştığımı size birebir göstereceğim şimdi. Geldim. Önce Premiere Pro'yu açıyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum. YouTube, Instagram, deneme diyelim. Projemin klasörünü değiştireyim. En aşağıda şuraya geldim. Aç dedik. Evet, medyamızı içeriye alalım tıkladık. YouTube, Instagram örnek bir videomuz var. Geldi. Arkadaşlar bu video 4K dikey çekildi 60 FPS. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gösteriyorum. Yeni bir sekans oluşturuyoruz. Geldik. Bakın burada sosyal medya var. Seçtim. Evet dikey 30 FPS'i ayarladım. Tıkladım. Benim videom da burada. Bunu tutup içine sürükledim. Şimdi videom burada. Bakın bu videoyu dönüştürüyoruz hızlıca. Lumetri Color'a geliyorum arkadaşlar. Lumetri Color'a geldim. Videomu seçiyorum. Basic'ten geldik. Geçen videoya çok atıfta bulunuyorum ama her kamera markasının lock dönüştürücüsü var. Yani lock to Rec. 709 dönüştürücüsü var. Onu ben kendi internet sistemden indirdim. Ben Sony kullanıyorum. Şuraya bakalım. Evet. Bu FX3'ün S-Log3, S-Gamut3 Cine dönüştürücüsü. Bunu seçtim. Dönüştürdü. Şimdi hızlıca şurada da şunu yapalım. Auto dedim. Düzeltti. Buradan siz ince ayarını kendiniz yaparsınız. Şimdi ben Export'a geldim. Export'ta ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu Premier diyelim. H.264 işte istemişti benden. H.264'ü seçtim. Yüksek bit değeri istemişti. Yüksek seçili bakın burada. Sonra da videoya tıkladım. Burada da başka ayarlar var. Bakın bunlar kilitli. Zaten sahnemin ayarlarıydı bunlar. Aynı şekilde uyguladım. Render yaparken maksimum derinlik sağla, maksimum render kalitesi sağla dedik burada. Burada yazılım mı encode edilsin yani export edilsin, donanımda kullanılsın mı diyor. Ben donanımı kullanıyorum. Şimdi 4.1 bunu da arttırabilirsiniz ama ihtiyacınız yok çünkü gereken değerleri biz zaten sağladık. Bakın bit Rate değerim 19'da şu anda. Bu bir kere yap diyor. İsterseniz burada 2'ye de çıkartabilirsiniz. Bu VBR değişen bitrate oranlarıyla aslında sizin videonuzu optimize etmeye çalışıyor. V1 yeterli. Bizim bitrate değerimiz de hedef bitrate değerimiz de neydi? 6000'di. Buradan da şöyle girebilirsiniz. Girdik. Sese gelelim. Seste zaten 48 ila 96 Hz arasında istemişti. 320 bitrate değeri seste de her zaman iyidir. Geri kalan başka hiçbir şeye dokunmuyorum. Buna da tıkladım. Videomun nereye ineceğini gösteriyorum. Evet buraya kaydet dedim. Export dedim. Şimdi o exportlarken şunu anlatayım. Macbook kullanıyorsunuz. iPhone'u atıp oradan paylaşacaksınız diyelim. Yüksek değerli attığını, orijinalini attığına emin olun. Bu birinci yöntem. İki, Google Drive'a atabilirsiniz. Google Drive'dan telefona indirebilirsiniz. O zaman da bilgisayardaki dosya boyutunuz neyse telefonunuzdaki de o olur. Böylece yüklediğinizde de cam gibi görüntüye ulaşmış olursunuz. Şimdi render'ımızı aldık. Şu uygulamayı aşağı indirelim. Ses uygulamamızı da kenara çekelim. Bakın burada. Şöyle bir oynatıyorum. Gördünüz mü? Cam gibi bir görüntü. Ne bir grain var, ne bir bir şey var müşteriye teslim etmeye hazır bir görüntü. Şimdi Final Cut'a gelelim. Final Cut'ta biz bu işi nasıl yapıyoruz? Tabi bilgisayara zulüm yapmayalım. Premiere Pro'muzu da bir kapatalım. Ctrl S, kapan kardeşim. Şimdi Final Cut'ta bu ayarları yapmadan önce yapmanız gereken başka bir şey var. Kompresör. Apple Kompresör yazılımını açmanız lazım. Apple Kompresör'ün karşılığı aslında Adobe Premiere camiasında Media Encoder diye geçebilir birbirlerine yakın. Şimdi ben şuradan kompresörü açıyorum. Kompresör export yaparken benim hazır ayarlarımı önceden oluşturduğum Adobe Media Encoder'a benzeyen bir yazılım. Evet arkadaşlar şimdi kompresör yazılımını açtık. Burada bir template hazırlayacağız export için. Bir preset oluşturacağız. Yeni bir presete tıkladım. Buradan geliyorum arkadaşlar Quick Time Movie'yi seçiyorum. Burada da Instagram diyelim. Okey dedim. Şimdi buradaki ayarları hızlıca size göstereyim. Kodeğimize geldik. H264 olarak kodeğimizi seçtik. Bakıyorum profil. Hayk seçin diyordu. Hayk seçtik. Burada kabak seçin diyordu. Bakın kabağı seçtik. Şimdi bitrate'e geliyoruz. Bunu 6000 yaptım. Geldim. Burada başka çok da bir şey yok. Bizden istediğini yaptık. Sesle ilgili kısma geldim. Şuna bakıyorum. 48000 seçtim. 32 bit seçtim. Bakıyorum burada. Şunu da apak seçiyoruz arkadaşlar. Ses kodeğimizi. Bit rate'i de 192 olarak seçtik. Sesten bahsediyoruz. Bu şekilde gene bunu kaydetmiş olduk. Direkt kapattık. Final kata geçiyoruz şimdi. Yeni bir kütüphane oluşturuyorum hızlıca. Buna da final diyelim. Save diyorum. Medya mı içeriye alıyorum şimdi? Evet sağ tuş tıklayıp yeni bir proje oluşturuyorum. Buna da final diyelim. Dikey 1080'e 1920 30 fps seçili. Okey dedim. Şimdi videomu tutup bıraktım. Buradan bu videoyu hızlıca gene renklendirelim. Onu da siz görün. Ben bu videoyu renklendirirken en film look kullanıyorum. Seçtim, geldim. Ben bunu S-log çekmiştim. Buradan S-log 3. Buradan farklı S-log dönüştürücüler de var. Seçtim. Şunu seçtim. Şöyle bir renk yaptı. Bunu tabii kendiniz düzeltme şansınız her zaman var. Şimdi geldik at destination dedik. Yeni bir export ayarı ekleyeceğiz. Kompresörden kompresörü tutup buraya sürüklediğimde bana hazırladığım presetleri gösteriyor. Instagram'ı seçtim. OK dedim. Şu an artık bu hazır. Şimdi sahnemde yapacağım bir değişiklik var mı? Son bir kez kontrol ettiğinizi varsayalım. Instagram'a tıkladığınızda bakın geldi. Hazır. Next diyorum. Buna da final demiştik. Save diyoruz hızlı bir şekilde videomuzu export alıyor şu anda. Çalışmamızı kapatalım. Final videomuza tıklayalım. Onu da bir görelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi son derece kalitesi iyi. Yüksek bir video oluşturduk. Şimdi gelelim DaVinci Resolve. DaVinci Resolve açalım. Yeni bir proje oluşturalım. Buna da Instagram diyelim. Evet Instagram projemizi açtık. Şuradan dosyamızı ekleyelim yine örnek videomuzu don't change dedik, videomuzu ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Sahnemizi bir kontrol edelim. Sekansımızın çözünürlüğü, o busu ne durumda? Ona bir bakalım. Proje settings'e geldik. Ee, buradan verticalı seçiyorum. Evet, full HD vertical. 30'a geçelim buradan. Evet, change. Şu anda Instagram'ın benden istediği olaya erişmiş olduk. Bunu da sahneme attım. Geldik. Color kısmına geldim. Şuradan latlara girdik. Burada dönüştürücüler var. Şöyle bir dönüştürücü uyguladım. Sonra deliver kısmına geldim. Tıkladığım dosya adımız bu da DaVinci olsun. Video kısmındayız. H264 istemişlerdi. Full HD dikey 30 FPS'deyiz. Güzel. Kalite otomatik değil. Burada kaliteyi 6000 yapıyoruz. Encoding profili High seçiyorum. Kabak seçiyorum. Keyframe. Daha da bakıyorum aşağıda neler var neler var. Datayı full seçiyorum. Onu unutmayın. Bunları ellemiyorum. Bunlar sahnemde nasılsa aynen devam etsin. Şuradan for sizing to hikes Quality'yi seçiyorum. Şimdi sese gelelim. Seste AAC'yi seçiyorum. 320 kilobit'te kalabilir. 44 bin, bini seçiyorum buradan. Sample rate olarak. Evet. Güzel. Render'a ekle diyorum. Ne yapayım diyor. Nereye ekleyeyim kardeşim diyor. Biz hemen ona bir yol gösterelim. Buraya eklesin. Buna da save diyelim. Render diyelim. Şu anda render gerçekleşiyor. Evet. DaVinci'yi şöyle bir aşağı indirelim. Şuradan klasörümüzü bulalım. Bulduk. Da Vinci'ye de bir tıklayalım. Şimdi görüntü sizi yanıltmasın. Aynı latı kullanmadık. Aynı dönüştürücüyü kullanmadık Da Vinci'de. Ama onda da grain yok. Keskinlik vesaire her şey aynı. Peki şimdi 3 ayrı programda aynı ayarlarla biz bu videoları export aldık. Dosya boyutları ne durumda? Ona da hızlıca bir bakalım. Premiere Pro 16.6 Da Vinci 16.6 Final Cut 16.5 megabaytlık bir dosya boyutuyla bunları export etmiş. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi aynı kalitede, aynı keskinlikte, doygunlukta çıktı alıyor. Hani diyorsunuz ya abi şu program mı bu program mı hangisi daha iyi? Tabii ki hepsinin iyi olduğu yerler var ama sosyal medyaya iş yapıyorsanız hepsi hemen hemen işinizi görür. Ben 3 programı da kullanıyorum. Bana bunu da sorduğunuz için cevaplamış olayım. Videoyu daha fazla uzatmayalım ama kısa bir özet geçmem lazım. Videoyu doğru ayarda çekmeniz çok önemli. Doğru latlarla çevirmeniz çok önemli. Doğru dosya ayarlarını yapmanız çok çok önemli. İşte dikey, 30 FPS vesaire gibi. Sonra doğru ayarlarla da çıktı almanız önemli. 4 temel unsuru gerçekleştirdiğin zaman canım kardeşim sen de Instagram'a, YouTube'a istediğin kalitede video yükleyebilirsin. Ama neyi unuttun? Işık. Bir sonraki videoda ışık. Kıymetli dostum videoyu beğendiysen bir like'ını alalım. Arkadaşına da gönderebilirsin. O da bu videodan nasiplensin. Aynı zamanda kanala abone olur, destek verirsen belki bir yürüz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, mutlu günler.